Merhabalar sevgili dostlar. Bir seçim sürecinde çok yoğun bir şekilde çalışmalar yürüttük. Türkiye'nin birçok yerinde, her yerde etkin bir şekilde DEM Parti olarak gerçekten çok yoğun bir seçim programını yürüttük. Yürütmeye devam ediyoruz ama bugün son gün. Tabii aynı şekilde sevgili dostlar, demokratik olmayan bir seçim sürecinde bize karşı hileler, efendim baskılar, pankartların yerlerinden sökülüyor. Özellikle Kürt illerinde yoğun bir şekilde kolluk güçleri olanlara kayıtlar yapıldı, edildi. Geldik bunu çok kamuoyunda, halklarımıza yoğun bir şekilde anlattık. Gel gör ki seçimin herhalde artık yarın bu saatlerde yoğun bir şekilde ne olduğu belli olacak. Biz inanıyoruz ve umut ediyoruz ki Türk halklarının vicdanına inanıyoruz. Vicdanlı davranmaları gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'deki bu koşullar, demokratik olmayan ortamların, barışın bütün güzelliklerin bu coğrafyada ekten olmasını arzuluyoruz, istiyoruz. Üzerindeki Ankara'da sevgili dostlar, Gülten Kışanak canımız aday ama kendisi diğer adaylar gibi özgürce seçim çalışmasını yürütemedi. Kendisi bir Avuçan evladı. Umut ediyoruz ki özellikle bu seçimden sonra da Türkiye'de sevgi egemen olsun, insanlar gelenek, örneklerin inancını rahat bir şekilde dillerini özgürce kullansın. Tabii bu özellikle şunu gül bir şekilde söylemek lazım. Demokrasiyle olur. Demokrasinin bütün koşullarını, güzelliklerini bu coğrafyada egemen kıldırmasını arzuluyoruz, ediyoruz sevgili dostlar. Biz de sevgili dostlar kendimizi, yaptığımız çalışmalarımızı halkımızın teveccühüne bırakıyoruz. El gövdenin koşulları yeri bilir diyoruz. Biz de onun için sevgili dostlar inanıyoruz ve umut ediyoruz ki dem gelecek, devran dönecek. Bu coğrafyada her yere geç demokrasinin bütün koşullarını, Türkiye halklarını armağan edeceğiz. Onun için ama gözümüz kulağımız gerçekten Ankara'da olacak. Sevgili Gülten Kışanak Başkanımızın bu faşistsel mantıkla karşı karşıya kaldığı seçimde halkımızın nasıl bir tavır takınacağını açıkçası da birey anlamda merak ediyorum. Ama inanıyorum ki Mustafa'nın olduğu yerde sevgili dostlar sevgi olur, kardeşlik olur. Ama aynı zamanda da firavunlar olduğu bir alanda var. Orada ne olur? Ceberus mantık olur, kin olur, nefret olur. Biz her yere sevginin egemen olmalarını arzuluyoruz. Yarın her canımızın özellikle gidip oylarını kullanmalarını istiyoruz. O zaman hazır her canımızın yardımcısı olsun diyoruz. Özellikle sevgili dostlar, tabii bu artık ki nefret söylemlerinden daha çok insanların beraber muhabbet ettiği, birbirinin elinde tuttuğu, kardeşçe yaşadığı bir coğrafya yaratmamız lazım. Buraya yegane unsur nedir? Birbirimizi gönüllerimizi açmamız. Hep söylerim, muhabbet ile bulan bulduğu hakkı, muhabbetsiz kimi kimden alır hakkı, muhabbet etmemiz lazım. Bu meselelerin üstesinden gelmemiz lazım. Umut ediyorum ki bu coğrafyada sevgi kazansın diyorum, güzellik kazansın, barış kazansın. Bu coğrafyanın her yerine barış gelsin diyorum. Artık savaş politikalarıyla kirli düşüncelerin olmaması lazım. Halkın yoksulluk çektiği bir süreci çok acı bir şekilde görüyoruz, ediyoruz. Savaş politikalarına, bütçelerin değil, halkın sofralarına, halka doğru yönelmelerini arzuluyoruz. Bu zat hızır her canımızın yardımcısı olsun. Yarın oy kullandıktan sonra da oylarımıza sahip çıktığımızda inanıyoruz ve umut ediyoruz ki birçok belediyeleri aldığımızda halkımıza yönelik, yoğun bir şekilde halkın, çünkü DEM Parti demek, halkın ta kendisi demek. Biz bu çerçevede görüyoruz. Yarın halkımız oylarını kullanmalarına davet ediyoruz. Hak her canımızın yardımcısı olsun.